Başlıyorum. Her bir mavi bölgeyi okuyorum gençler. Bilgi, biraz bilgi kasacağız bugün. Her bir çıktısının gelme şansı eşit olan uzaya, örnek uzaya E. Biz ne E'yi hangi örnek şey kümede kullanıyorduk? Evrensel. Olasılıkta E tüm olasılıklar demektir. İşte bir zar attığımızda tüm olasılık kaç farklı olasılık vardır? 6 farklı olasılık vardır. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Dolayısıyla E kümemizin eleman sayısı 6 olur. Bizden istenilen de duruma göre değişecek. Onları yapacağız. Bu örnek uzayın bir olayı, yani bizden istenilen olay, A olayı olmak üzere A olayının gerçekleşme olasılığı PA ile gösterilir. Buradan hani her konunun bir önemli bir formülü vardır ya. Arkadaşlar, şu da bizim için önemli bir formüldür olasılık için. Hemen hemen bütün sorularda biz bunları kovalayacağız. Neyi kovalayacağız? Bize soracak, A olayının olma olasılığı kaçtır diyecek. Biz de diyeceğiz ki A olayının eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı bize bunun olasılığını verecek. SA bölü SE. Bir A olayının olma olasılığı en az sıfırdır, en çok birdir. Yani olasılığımız bizim sıfırla bir arasında gidip gelir. Basit kesir olur genellikle ama sıfırda bir de olabilir. Olasılığı sıfır olan olaylara imkansız olay. Örneğin buna bir örnek verebiliriz. Bir zar attım, yedi gelme olasılığı. Var mı böyle bir olasılık? Yok. O zaman bu nedir? İmkansız olaydır. Bir olan olaylara da kesin olay denir. Bir zar attım, bir, iki, üç, dört, beş, altı gelme olasılığı. Gelebilir, hepsi gelebilir. Ya bir, ya iki, ya üç, ya dört, ya beş, ya altı gelecek. Bu da kesin olay denir. Zaten bu konuda ya zar atacağız, çoğu kez ya para atacağız. Onlarla ilgili sorular yapacağız. İpucu demiş, bir para atma deneyinde elde edilen basit olayların olasılıkları eşit ise bu para hilesizdir. Aynı durum zar atma deneyi için de geçerlidir. Hilesiz ne demek? Veya hileli ne demek? Bir para atarsın, sürekli yazı geliyorsa bu hileli bir paradır. Çünkü yazı da gelebilir, tura da gelebilir. Genellikle bunu kimler kullanır? Dolandırıcılar kullanır. Kumarbaz, kumarda hile yapanlar kullanır gibi gibi gibi. Bir zar attığınızda sürekli 3 geliyorsa bu da hileli bir zardır. Çünkü bir zar attığınızda 6 ihtimalimiz vardır. Hilesiz demek budur arkadaşlar. Hocam Şimdi şey öyle bekliyormuş da acaba onu alabilir misiniz derse? alalım. Tamam. Şimdi örnek 9'da hilesiz bir zarın havaya atılma deneyi var arkadaşlar. Hilesiz bir zarın havaya atılma deneyi var. Örnek 9. Herkesin kitabı var değil mi Ediz hariç? Bu var demek. Evet. A şıkkı bir zar atılıyor. Diyor ki üst yüze gelen sayının 3 olma olasılığı kaçtır diyor. 3 olma olasılığı. Şimdi SA 3 gelme olasılığı nedir? Hani bir tanedir, değil mi? 3 tek elemanlıdır. SA bir elemanlıdır. Evrenselim, yani tüm olasılıklarım nedir? Bir zarı atarsanız arkadaşlar 6 olasılığımız vardır. Dolayısıyla PA yani A olayının olma olasılığı SA bölü SE olacağından 1 bölü 6 olacaktır. Üst yüze gelen sayının 4 olma olasılığı. Arkadaşlar bu şeyle değişmez. 3 gelme olasılığı da 1 bölü 6'dır. 4 gelme olasılığı da 1 bölü 6'dır.
Diğerlerinin tek tek gelme olasılığı aynıdır. Yani birden altıya kadar gelme olasılıkları birbirine eşittir bunların. Dolayısıyla A ile B'nin cevabı aynıdır. Şık olarak. C şıkkında üst düze gelen sayının 7 olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi böyle bir ihtimal yok. İmkansız olay. İmkansız olay olunca sıfır. Evrenselim 6, yani tüm olasılığım 6. Dolayısıyla PA, burada PA, PB, PC demiş ama ben hepsine PA dedim, kafanız karışmasın. 0 bölü 6'dan imkansız olay olduğu için bakın kaç çıktı? 0 çıktı. Çünkü 7 gelme olasılığı yok. Ç şıkkı, pardon ben D yaptım. Ç şıkkı, üst düze gelen sayının 7'den küçük pozitif bir tam sayı olma olasılığı. 7'den küçük pozitif tam sayılar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dolayısıyla eleman sayım kaç? 6. Tüm olasılığım kaç? 6. Olasılığım nedir? 6 bölü 6'dan 1. Burada ne diyoruz? Sıfır çıkan imkansız bir olay. Bir olma olayım da kesin olay olmuş oluyor gençler. Diğer sayfaya geçelim. Bu sefer yine bir zar var. Tabii zar bir küptür ve 10. örnek gençler. Bir yüzeyi beyaz. Beyaz olan yüzey 1. Mavi olan yüzeyi 2. Kırmızı olan yüzey 3'müş. Bu zar atılıyor. A şıkkı diyor. Üst düze mavi gelme olasılığını bulunuz diyor. Benim elemanım SA mavi gelme kaç elemanlı? 2 elemanlı. Tüm olasılıklarım zar olduğu için 6. Mavi gelme olasılığı PA, PM de diyebiliriz. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Bunu sadeleştiririz. En sade halini alırız. B şıkkı üst düze kırmızı gelmesi olasılığını bulunuz diyor. Benim elemanım kırmızı 3, evrenselim 6, PA'da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 geliyor. Ben bir soru sorayım. Bir zar atılıyor. A şıkkı tek gelme olasılığı. B şıkkı çift gelme olasılığı. C şıkkı asal tek sayı gelme olasılığı. D şıkkı üçten küçük gelme olasılığı diye dört
Şıklı bir. Hocam, Efendim. bunu şey yapmadan bir şey sorabilir miyim? Buyur Edirci. Efendim, renklerle ilgili şey yaptık ya. Bu şimdi diyeceğim şeyi ileride mi göreceğiz diye soracağım da. Şimdi mesela üst üste mavi gelme olasılığı diye bir şey var mı? Mesela üst üste nasıl? O evet tabii ki ileride göreceğiz. Daha yeni İleride. başladık. O şey iki top çekeceğiz arda arda. Diyecek ki işte ikisinin de mavi olma olasılığı nedir? Veya birinin mavi birinin kırmızı olma olasılığı nedir? Biz şimdi en basitten başlıyoruz. Anlatabildim mi? Tek zar atıyoruz. Tek çekil önce. Evet, A şıkkıdan başlıyorum. Bir zar atılıyor. Tek gelme olasılığı 1, 3, 5. Değil mi? 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. Kaç elemanlıdır? 3 eleman. Tüm olaylarım 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Dolayısıyla PA, SA bölü SE'den bizden istenilen olasılık tüm olasılığa böldüğünüzde 1 bölü 2 geliyor. B şıkkı çift gelme olasılığı. O da 2, 4 ve 6 olmak üzere 3 tanedir. Tüm olasılık değişmez bir zar için. 6 olasılığım var. Bu olayın olma olasılığı da yine 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. C şıkkı asal tek sayı gelme olasılığı. Asallarımız nedir? 1 ile 6 arasında 2, 3, 5'tir. Hem asal olacak hem tek olacak. Kimdir onlar? 3 ve 5. Yani eleman sayım kaçtır? 2'dir. 2'yi almam yani. Evrenselimde herhangi bir değişiklik yok. Olasılığım benden istenilen olay tüm olasılık 1 bölü 3. D şıkkı 3'ten küçük gelme olasılığı. 3'ten küçük zarda hangi sayılar var diye düşünüyorum. 1 ve 2. Tüm olayda herhangi bir değişiklik yok. Zarımız sahte değilse 6. Tabii hilesiz bir zar bu. Attığımız her zar hilesiz arkadaşlar. Hileli zarla zaten bir işimiz olmaz. Evet. Olayımız bu. Yine bir bilgi kutumuz var. Sayfa 64'te maviyle yazılmış. A ve B ayrık iki olay ise. Ayrık olay ne demek? Ayrık olay şu demek. Birbiriyle ilişkisi olmayan olaylar, birbirini etkilemeyen olaylara ayrık olay. Matematikçesi kesişimi boş küme olan. A ve B iki olay olsun. Biz bu birleşim PA artı PB diyoruz. Orijinalinde ne var? Eksi PA kesişim PB vardı. S'liydi hatırlıyorsanız. Oradan gelir bu. Ama kesişim boş küme ise sıfır demektir. Onun için kesişimi yazmıyorum. Ne zaman yazmıyorum?
Ayrı kolay da yazmıyor. Ayrı kol mu? Efendim? Bekleyenler var. Alabilir misiniz acaba? İki A ve B iki olay olsun. Birbirini etkileyen olaylardır bu. Matematikçesi de kesişimi boş küme olmayan, yani sıfır olmayan olaylar. Yani burada biraz küme bilgisine ihtiyacımız var. PA birleşim B, PA artı PB eksi PA kesişim B. Biz bu formülü nereden biliyoruz? Kümeler geçen konusundan, efendim. Geçen yıldan biliyorsak Emre. Evet, geçen yıldan biliyoruz. Kümeler konusunda biliyoruz. Bir de kümelerde şunu bilmemiz lazım. V kelimesinin kesişim yazamadım ya. Anladınız. V'nin kesişim V'nin da birleşim demek olduğunu da hatırlayalım. Kümelerde V kesişim veya birleşim olsun. Şimdi örnek 11 var. Bir zaratma deneyinde asal sayı gelme olayı A, tek sayı gelme olayı B. Buna göre A ve B olayı ile A veya B olaylarını bulunuz diyor. Biz bunu şık şık yapalım. A ve B demek arkadaşlar ne demektir? PA kesişim B'yi bul diyor bana. B dediğimiz ikinci ile diyor A veya B olayları. A veya B. Orada neyi bul diyor? PA birleşim B. Bakın V'de kesişimi istiyor. Veya da neyi istiyormuş? Birleşimi istiyormuş. Şimdi A olayı dediği nedir bizim için? Asal sayı gelme olasılığı. Asal sayılarımız 2, 3 ve 5. Eleman olarak gösteriyor. B olayımız nedir bizim için? Tek gelme 1, 3 ve 5. Bir zar attım. Asal sayı gelen elemanlar A kümesi 2, 3, 5. B kümesi de tekleri gösteriyor. 1, 3, 5. Eleman sayıları eşittir. İkisinin de 3'tür. SA'da 3, SB'de 3. A kesişim B diyor. V ile bir cümle kurmuş A şıkkında. Kesişim ne demekti? Her ikisinde de, her iki kümede de A ve B kümesinde ortak olanlar. Var mıdır ortak olanlar? Vardır. Bakın. Ha, bunu olay olarak, arkadaşlar olasılık olarak istememiş de ben olasılık olarak bulayım size. Şimdi A kesişim B'nin olasılığını bulayım. Burada ne demiş? Çözerken işte 3 ve 5 olur demiş. Küme olarak yaklaşmış olaya. Zaten olayı bulunuz demiş. Ben olasılığını bulayım. 3 ve 5 iki elemandır. Tüm olasılıklar 2 bölü 6'dır. Yani asal ve tek gelme olasılığı 1 bölü 3'tür. B şıkkı asal veya tek gelme olasılığı. Hocam. Efendim. 2 bölü 6 yok ya. O 6 neyden evet, geldi tam olarak? Ekmesi. Bir zar attığında tüm olaylar. Tüm olaylar. Ana formül.
Ama zar diyor muydu? Soruda ben onu şimdi kaçırdım. Tabii ki. Bir zar atma deneyinde asal sayı gelme olayı A, tek sayı gelme olayı B olsun diyor Ediz'ciğim. Kitap olmadığı için. Kitap olmadığı için şey oldu. Aynen. Sorabilirsin, tamam. Sorabilirsin istediğini. Okey. Şimdi tabii kitap olan arkadaşlar da elinde var çözümü ama ben olasılık olarak baktım. Buradakinin aynısını yazmıyorum. Anlıyordur arkadaşlarımız. Şimdi PA birleşim PB'yi istiyor bizden. Önce bakıyorum bu ayrık olay mı? Ayrık olmayan olay mı? Bu ayrık olmayan olay. Niye? Çünkü kesişim kümesi boş küme değil. Dolayısıyla şu formülü kullanacağım. Şu formülü kullanacağım. Yani A olayı olma olasılığı 3 bölü 6, B olayı olma olasılığı 3 bölü 6, üçer eleman, eksi A kesişim B olma olasılığı da 2 bölü 6. O da 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 gelir diyoruz. Zaten bakın A veya B olayı A birleşim B kaç elemanlı çıkmış? 4 elemanlı çıkmış. Bunu olasılığa yansıtacak olursak 4 bölü 6 yazdım ben de. 2 bölü 3 çıkmış oluyor. Hocam bu A şıkkındaki 2 bu 3 ve 5'ten geldi değil mi? Evet. A kesişim B'den geldi. Onu da yazalım isterseniz. S A kesişim B 2, 3 ve 5. Evet. A kesişim B kümesi. A kesişim B kümesi 3 ve 5'ten. Dolayısıyla eleman sayısı da 2 tane oluyor. Evet. Ondan geliyor canım. Hı-hı. Evet. Şimdi bu ayrık olmayan olaya bir örnekti. Bir de ayrık olay var. 12. örnek ayrık bir olay. Ayrık mı? Evet. Ayrık bir olay. On tane özdeş topumuz var. İkisi sarı, üçü mavi, beşi de beyazmış. Rastgele alınan bir topun sarı veya beyaz olma olasılığı. Neyi soruyor? Sarı veya beyaz olma olasılığını soruyor. P sarı birleşim beyaz. P S birleşim B'yi soruyor. Çünkü veya ne demekti bizim için? Birleşim demek. Şimdi siz buradan bir top çektiğinizde nedir bizim ihtimalimiz? Ya sarı çekersin, ya mavi çekersin, ya beyaz çekersin. Bir top çektiğinde aynı anda sarı ve beyaz çekemez. Dolayısıyla bunlar ayrı kolaylıktır. Yani PS artı PB'dir. PS kesişim B ayrı kolay olduğu için sıfırdır. Formülde yerine yazmayız. Çünkü bunlar tekrar ediyorum ayrı kolaylardır. Birbirini etkilemeyen olaylardır. Ama öncekinde ayrı olmayan olay da neydi? Siz 3'ü çekerek hem tek sayı çekmiş oluyorsunuz hem de asal sayı çekmiş oluyorsunuz. Bunlar birbirini etkileyen olaylar. Ama bu soruda siz sarı çekmekle sadece sarı çekmiş olursunuz. Mavi ile beyazla bir işin olmazsa. Sarı çekme olasılığımız nedir? Kaç tane sarım var? 2. Tüm top sayım, bu zar değil. Toplam top sayım kaçtır? 10. Tüm ihtimalim. 10 toptan 2 tanesini seçiyorum bakın. Dikkat edin. Artı beyaz olma olasılığın benden istenilen beyaz 5. Tüm topların sayısı 10. Dolayısıyla cevabımız 7 bölü 10 oluyor. Bu örnekleri kitap neden vermiş?
Ayrık olayla ayrık olmayan olayı senin karıştırmaman için vermiş. Şimdi bizim 13. örneğimizde arkadaşlar. Hocam süremiz doldu, isterseniz bir sonraki ders bakalım. Ya ne çabuk ya. 20 geçe bitiyordu. Evet tamam, dolmuş arkadaşlar. Okey. Tamam, görüşürüz. İyi dersler size.